Kendi ortak. Çok şükür. Yavaş. Yavaş, sakin, oynatmayın. Yavaş, sakin, oynatmayın. Şöyle, çekilin mi? Oynatmayın, sakin. Başı böyle gelecek, Başı böyle. Muhteşem. 6 Şubat öncesine kadar, 6 Şubat 4-17 öncesine kadar çok güzel bir evliliğim, yuvam, bir hayatım vardı. 6 Şubat 4-17'de bütün hayatımız karardı. Her şeyimizi kaybettik. Eşimi kaybettim. Yakınlarımı, çok çok yakınlarımı kaybettim. Kuzenlerim, yeğenlerim. Kaybımız çok, acımız çok. Ama Rabbim iki tane evladımı bana bağışladı. Ben 5 gün sonra enkaz altından çıktım. 2 ayağımı, bir kolumu kaybettim. Gülümseyerek çıktım. Neden gülümseyerek çıktım? Gözümü açıp çocuklarıma bakamadım. O an ağlamamak için. Onlara umut olsun diye gülerek çıktım. Özellikle tebessüm ederek çıktım. Bana çok güzel bir el uzattılar. O eli çok güzel değerlendirdim. O elin de, bana uzatılan elin hakkını vermeye çalışıyorum ben de. Bana umut oldular. Beni ayağa kaldırdılar. El ayak oldular. Bana çok güzel cesaret verdiler. Benim de zaten içimde de varmış demek ki bir hala bir umut. Çünkü çocuklarım için yaşamak zorundayım. Ayakta durmak zorundayım. Çünkü onların bana ihtiyacı vardı. Hem anne hem baba olmak zorundaydım. Sorumluluğum çok büyük. Ben yıkılırsam onlar da yıkılırdı. Ben ne kadar güçlü olursam çocuklarım da o kadar güçlü olur. Tabii ki hayat hiçbir zaman kolay değil. Hele bu süreçten sonra hayatım daha bir zorlandı, katlandı yani. Acım da olsa acımı göstermeden güçlü olmaya, ayakta durmaya çalışıyorum. Yani tabii ki zorluklarım çok oldu ama hayır, hep ben iyiyim dedim. İşte iki protez ayakla ayakta durmaya, işte fizik tedavi, Cansel hocam olsun, Zafer hocam, İsmail hocam, emeği geçen herkesin desteğiyle çok şükür bugünlere geldik. Daha iyi olacak, dik olacağız, diri olacağız, güzel olacağız. Hayat devam ediyor. Hayat bir gün, o da bugün. Çünkü Rabbim bize ikinci bir şans verdi. Bunu en güzel şekilde devam ettirmemiz lazım. Beraber Gülcan'ım yaklaşık bir yıla yakındır bizlerle beraber. Gülcan'ım bir tanıdık vasıtasıyla bize ulaştı. Geldiğinde tekerlekli sandalyedeydi. İki bacağını ve bir kolunu kaybetmişti. Depremde eşini kaybetmişti aynı zamanda. Sonrasında bizlere başvurdu, tanıştık. Burada gelen protez firmasıyla görüştük. Hani ona yapılabilecek bir protez, kol ve bacak protezinde destek olduk. Daha sonra burada fizik tedaviye başladık. Ve şu anda kendi başına yürüyebiliyor. Artık bir elinde kullanarak da olsa kendi işlerini görebiliyor. Ufak da olsa yemeklerini, İşte ne bileyim, kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Gerçekten çok azimli bu anlamda. Biz de onları diğer ampute hastalarımıza azminden dolayı örnek olarak da gösteriyoruz.